Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firaun ka aur Hazrat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firavun'un ve Hazreti Musa aleyhisselam'ın Firavun ile bir karşılaştırma olmuştu. İşte bugün bu konuyu tamamlayacağız inşallah. Bu arada gözümüzde olan soruların cevaplarını bulamadık şimdiye kadar kesin olarak tam. Ancak araştırmacılar için daha yol açıktır. Daha önce araştırmacılar eşli iş yapmış olanlar tefsirlere kadar giderek orada işini bitirdiler. Filan tefsirde şöyledir, filan tefsirde böyledir. Halbuki tefsirlerde hadisler vardır, müstened, kesin rivayetler vardır. Ancak şu dahi ispat edilmiştir ki orada dahi İsrailiyat araya girmiştir. Ve İsrailiyatın murad İsraili rivayetlerdir. Bunlar o zaman Yahudilerden Müslümanlara geçmiştir. Onları eğer araştırma yapmadan, mesela Yahudi şöyle olabilir diyorlar, eğer aynı şekilde beyan edilirse onun anlamı değil ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut eshabların bu kesin bir inancıydı. Ve o rivayetlerde boş sözler dahi vardır. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç aklı başında bir insan bir mucize olarak da onları kabul edebilir. İnsan tecrübesi olarak da onlara doğru diyemez. Bugünlerde değişik yazanlar bu referanslara dokunmuşlardır. Bazı öyle rivayetler vardır ki hiçbir şekilde kabul edilemez. Ancak araya girmiştir. Bu delil çıkarmak usulen doğru değil. Eğer hadis kitaplarında rivayet olarak muteber bir rivayet Resulullah'a ulaştırıyorsa yahut yüce eshablara ulaştırıyorsa o artık mutlaka onu kabul etmemiz gerekir derlerse bu usul kabul edilir bir usul değil. Ben bu konuda daha önce de beyan etmiş bulunuyorum ve bu arada iç şehadetlere bakmak gereklidir. Ve onu da iç şehadetlerde karar verici olan Hazreti Resulullah'ın sireti ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Bu da Kur'an'dan apaçıktır. Gerçekten Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sireti ayrı ayrı şeyler değildir. Aksine Kur'an'da beyan edilmiş olanı Resulullah'a bizzat göstermiştir. Yani tam olarak Kur'an'dır Resulullah. Bu bakımdan karar verilecek olan budur. Bu her ikisiyle çelişki halinde olan bir şey olursa ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisiyle ya da Kur'an ile çelişki halinde olursa fakat senedi doğru olursa o zaman mutlaka bir yer çıkarmamız lazım. O senetlerde bir yanlışlık olmuştur. Ravi'nin beyan ettiği konusunda birisi doğru duymamıştır, dinlenmemiştir. Yahut da İsrailiyatlardır. Ve İsrailiyatları beyan etmek yasak değildi. Ancak onun bir senedi yoktur. Konu budur. Bu bakımdan Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarına öyle bir şey, sözler girdiyse ki bilgisel bakımından o zaman bir duygu halinde olursa ona temel kurarak eğer sonra onları düzeltilirse siz efendim Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerini tarif ediyorsunuz derse bu doğru olmayacak. Eğer Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam o rivayetleri kabul edecekse çünkü onun mukabilinde başka bir rivayet yoktu. Tefsirlerde bulunan rivayetleri ve ona bina ederek bir düşünce ortaya çıkardıysa ve daha sonra onun o öyle değil başka türlü olması olduğu beyan ispat edilirse
O zaman bir Ahmedilerden birisi Molla'ya mizacına sahip sen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a yanlış diyorsun. Eğer bunu kabul edersek Resulullah'a kadar gidecek bu. Onun için ben uyarıyorum. Terbiye dairesinde olmalıyız ve akıl dairesinde ilerlemeliyiz ve tahmin etmeliyiz. Bunun imkanı mevcuttur. Allah'ın bir peygamberi yahut onun terbiyesinde bulunan insanlar kendi zamanındaki bazı sözleri kabul etsinler ki artık onları reddetmek için kesin bir delil ellerinde yoktur. Masumlukla onları kabul etmek günah değil. Pardon. Ve onlar için bir senet olamaz. Bir misal Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Berahine Ahmediye kitabından veriyorum. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam ölümden hayata geçme konusunu beyan etmiştir. Ariyalara mukabil orada diyor ki günlük müşahededir. Ölümden hayatı var olduğunu biz görüyoruz. Onun için ölümden hayat olamaz demek doğru değil. Ve yağmurdan sonra içinde bir hayat, zerre kadar hayat olmayan bir çukurdan dahi orada birçok çeşit mikroplar oradan çıkıyorlar. Hatta kurbağalar çıkıyorlar. Eğer ölüden diri çıkamıyorsa bu zaman biz bunu nereden görüyoruz? Bu müşahede doğrudur. Ancak o zaman da daha bilgi bunu tamamlamamıştı bu araştırmayı yahut o kadar fazla bilinmiyordu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a geçsin. O topraktan hayatın ortaya çıktığını zannediyoruz. Diyoruz aslında orada tohumlar vardır. Değişik şekillerde ve onlar canlanmıştır. Onun için kesin olarak ölülerden değil hayatın hayattan hayat ortaya çıkmıştır. Bu bir örnektir. Şimdi söyleyin ulemalar ne diyecekler? Onlar diyecekler ki bütün bilginler yalancıdırlar ve şimdiye kadar bütün her tarafta kabul edilmiş olan gerçekler vardır ki hayatın tohumundan su neticesinde yeni hayat ortaya çıkar. Eğer orada tohum yoksa hayatın tohumu o zaman biz bunu göremiyoruz. Ve bu eski zamandan beri şimdiye kadar var olmaktadır bilgiyi sıkıntıya sokmuştur. Bütün müşahedelere rağmen bir tek delil ele geçmemiştir ki birdenbire hayat tamamen külliyeten yok olsun ve yine bir şey dipdiri olarak ortaya çıksın. Ve ateş mesela ve zehirli havaların bir toplamı vardı, ateş vardı, gazlar vardı. Böylece hayat yavaş yavaş soğudu ve soğuduktan sonra yavaş yavaş imkanlar söz konusu oldu ve milyonlarca sene sonra oldu ki bir şey burada oluşabilsin. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın delili o müşahedeye bina edilmemiştir. Fakat bu müşahedeye bina ederek oluyor. Onun için biz tefsir ben ettiği zaman Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a Ali Yazubillah yaranlamıyoruz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir delil gösteriyoruz. O zaman bilinmiyordu. Sonradan biz onu bildik. Onun için efendim o delil o şekilde doğru değil demek küstahlık değil, yalanlama da değildir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesini zayıflatan da değildir. Kesin hale getirendir. Hayat hiçbir şekilde mümkün değil ise ve bilginler kendiler diyorlar ki hayat için hayat gereklidir. O zaman hayatın daha tohumu dahi yoktu. Onlar görüyorlar ki birdenbire hayat ortaya çıkıyor
ve bütün kainata musallat oluyor. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesi bunu kuvvetlendirmek için kendi bir delilinden ikinci bir delile kadar gitmek ve Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesini daha da kuvvetlendirmek bu vefadır ve bazı ulemalara göre bu eyyazu billah Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'a küstahlıktır. Aynen bu şekilde biz Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın hadisesine bakıyoruz. Ancak orada nispeten bizim hakkımızda deliller Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden delil alıyoruz. Hazreti Yahya hakkında Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şuraya kadar yazıyor. Bakın o dil kullandı. Onun neticesinde onun başı kesildi. Bu kuvvetli bir referanstır. Buradan ben başlayarak esas konuya tekrar geri geleceğim. Usul bakımından size anlatmak istiyorum. Onun için benim aklıma geldi ki bu pek gereklidir. Çünkü bugünkü rivayetlerde Haman, Karun vesaire ile alakalı olarak o kadar fazla orada öyle rivayetler vardır ki gönderenler diyorlar ki asla kabul edilemez ama biz derledik ve size gönderdik ki siz delil çıkarabilesiniz. Onun için aklıma geldi. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam hakkında bazı tartışmalar vardır. O konuda ben size anlatayım. Bizim düşüncemiz bu konuda nedir? Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı bir mübahese, münazere şeklindedir. Bir muhalif ile konuşuyor. O da küstah bir şekilde kendisine saldırmaktadır ve diyor ki senin dilin kötüdür, senin konuşman kötüdür, küstahlık ediyorsun, sövüyorsun ve sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Bu gibi insanlar o zaman dahi saldırıyorlardı, şimdi dahi saldırıyorlar. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam onu anlatıyor. Sizin müsellem kabul ettiğiniz inançlarda eğer biz onu kabul edersek şöyle diyeceğiz ki Hazreti Yahya'ya bakın nasıl kötü konuşurdu. O dereye kadar konuşurdu ki onun neticesinde başı kesildi ve padişahın önüne sunuldu. Siz onu kabul eder misiniz? Apaçıktır ki Hazreti Yahya ile alakalı olarak onun bir peygamber olarak onun olduğunu kabul ediyorlardı. Onun için bunu kabul edemezlerdi. Fakat yine de itiraz ettiler ve Ahmediler kendi masumluklarında bunu anlamıyorlar. Bu münazara şeklindeydi, münazara rengindedir. Ve muhalifi kendi düşüncesine göre fikir verilmektedir. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine edindiği bir yol. Eğer bu iyi ise o zaman netice bu olacak ki Hazreti Yahya hakkında bunu söylemeye gerekli mecbur olacaksınız. Bunu öyle bir delil çıkarmak ki Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak buna inanıyordu. Ve ispat edildi ki Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Yahya'nın başı kesildi. Bu Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın zatına saldırmaktı. Diğer yerde açık olarak söylemiştir. Bence bir peygamberin başı dahi kesilmemiştir. Eğer ispat edilmişse o zaman bu dil nereden çıktı? Bir peygamberin öldürüldüğünü beyan eden, bu işte hadislerle alakalı olarak size beyan ettiğim, İsrailiyat ile alakalı olarak beyan ettiğim rivayetlerin rengidir burada. Bu genel olarak araya girmiştir. Onları kabul ederek bir düşmana bir yer, karşı saldırıda bulunmak asla ispat edilmez ki Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kesin inancı buydu. İkinci inanç buna mukabil ispat edilmiştir ki yakin ile söylenemez. O zaman yakin orada nerede kaldı? Ancak Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okurken ben size anlatıyorum bunları bilmemiz gerekir. Sebebi de şudur ki birisi kital vardır. Savaş. O da kılıçla yapılırdı. Birisi kalem ile yapılan kitaldır. Yani savaş. Kılıç ile yapılan savaşta değişik düşmanlar nasıl
saldırırlarsa aynı şekilde cevap verilirdi. Zalime sert bir cevap verilirdi. Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın kalem cihadında bu celali, yüceliği görülür. İslamiyet'in düşmanlarına onlar hangi kılıçlar kullandıysa aynı kılıçlara kendilerine cevap verilmiştir. Fakat burada iç mizacı, derin kişiliği ki cihad-ı ekberde ortaya çıkar, terbiye zamanında ortaya çıkar. Biz onu göremiyoruz. Ve saldırı zamanında kan dahi akıtılır. O zaman bazı nazik insanlar ona tahammül edemezler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Resulullah hakkında der ki ve yuskhina fil arz. Hatta yuskhina fil arz. Şimdi Resul, bir kan akıtan bir Resul vardır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi o anı görünce Resulullah'ın savaş ettiğini, kendi karakterini düşünmek doğru değil. Belli bir durumda orada cesaret göstermek lazım. Orada öyle bir delil çıkarmak doğru. Fakat her zaman savaşçıydı, bu doğru değil. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sert referanslarından kendi asıl kişiliklerini yanlış bir şekilde anlamayalım. Eğer onu görmek isterseniz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın insan oğlunu terbiye için beyan ettiği kelamda onu görebiliriz. İslamiyet'in güzelliği konusunda beyan ettiği referanslarda görürüz. İslamiyet'in güzel, insanların gözünde olmayan İslamiyet'in güzelliklerini ortaya çıkarmıştır. Ve öylece gizli hazineleri ortaya çıkarıp göstermiştir. Bakın o nasıl bambaşkadır kişilik. O kişilik savaş olmadan kendi kişisel etkisini gösterirse peygamberler hakkında, o zaman bambaşka bir insan ortaya çıkar. Hazreti Mesih'i o kadar sever ki öyle diyor ki Hazreti Mesih'in İlticası vardı. Bu olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cevabının duası nasıl Resulullah ise Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının neticesi ilk Mesih tekrar gelmiştir. Ondan daha yüce şanlı olarak fakat Mesih olarak o da Muhammed-i Resulullah'tır. Ve Ahmet ismini bulmak bunu ispat eder. Sonra aynı Mesih'in ağlayışı ve Mesih Maud Aleyhisselam ortaya çıkar. Daha sonra başka bir zaman gelecek ki kıyamete yakın bir zamanda tekrar bir Mesih ortaya çıkacak. Fakat öyle bir Mesih olacak ki celalini, yüceliğini gösteren bir peygamber olacak ve reddedilecek. Hiç kimse onu kabul etmeyecek. Ve onu tam olarak reddetmek insanların yok olmasına sebep olacak. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberler hakkında ki düşünce münazaradan ortaya çıkan o peygamberler hakkındaların kafasındaki yüceliği o kadar yücedir ki Resulullah'ın nesli için dahi feda olduğunu gösteriyor. Fakat öyle bir şey çıkarmak ki münazara ile ilgilidir. Hazreti Ali hakkında diyor ki ölü Ali'yi bırakın diri Ali'yi gösterin. Bunu temel yaparak delil ortaya çıkarmak doğru değil. Bizim kendi arkadaşlarımız bu hatayı yapmasınlar. Yoksa zorlukları gireceksiniz ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam içinde ayırın. Nerede münazara varsa o da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı cevabi bir saldırıdır. Ve öyle bir saldırıdır ki Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre beyan etmiştir onu. Şerrid bihim men halfahum. O kadar sert bir şekilde cevap ver ki onun arkasındakiler de korksunlar. Bu Allah-u Teala'nın er kişisinin önüne çıkmamalıyız diye düşünsünler. O zamanın lisanı belli bir duruma göredir ve çok akıcıdır. Ahmet'i bir kız okuyacak. Bugünkü nesil ve daha sonraki nesile görecekler. Onu görecekleri zaman üzülecekler.
ben bir adamın birisini ameliyatı görürken bayıldığını gördüm. Bazı insanlar buna tahammül edemezler. Ve bazı kimseler kesinlikle gerçekten üzülüyorlar. Bana yazıyorlar. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir tarafta diyor ki birisi küfür ederse siz ona dua edin. Ve diğer tarafta bu lisanı öyledir. Biz ne yapalım? Ben onlara anlatıyorum. Bu lisan hangi zamandadır? Ona bakın. Bir düşman bundan 10 kat hatta daha da fazla sert ve zalimane bir şekilde Resulullah'a saldırıyordur. Onu savunmak için bir aşığın kalbinde o kadar coşku dahi bulunmasın mı? Öyle bir konuşma yapsın ki düşmanın kendi düşüncesine göre ona karşı saldırıda bulunalım. Asıl budur. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamının tarzındaki fark. Bunu anlarsak o zaman şunu anlayacağız ki her seferinde karşı saldırıda bulunmuştur. Ahmediler de görüyorlar ama yabancılar fazla görüyorlar. Resulullah'a nasıl saldırdıylarsa aynı şekilde cevap verilmiştir. Yeni bir kılıç ortaya çıkarmamıştır. Düşmanın silahını ele geçirmiştir. Bu silah ile mi Resulullah'a saldırıyorsunuz? Ben o silahın lezzetini size duyuracağım. Gelin bunlar nasıl kan akıtıyorlar. Ve kendi cevabında da dahi çok az. Fakat her ne zaman sert davrandıysa bu usule tabi olarak davranmıştır. Bir tek istisna göremezsiniz. Düşmanın düşüncesini Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam gelip geçici olarak onu ele geçirmiştir. Müstakil olarak öyle davranmıyordu. Nasıl bir insan saldırıya geçen birisinin silahı ondan ele geçirilir? Aynı şekildir bu. Aslında çelişkili düşünceler söz konusu değil. O kadar yüce, merhametli bir zat sabreden affediyor ve affetmeyi öğretiyor. Çok merhamet etmek, büyük günahları dahi göz ardı eden burada niye o kadar sert görülüyor? Bu gerçeği eğer anlarsınız tezat konusu halledilmiş olacak. Ve bunu tekrar söyleyeceğim. Vefa budur ki gayeye hizmet edelim. Kelimesel olarak eğer beşeri bir zaaf söz konusu olursa ki peygamberlerin şanına aykırı olmayan ve kesin olarak ispat edilmiş olursa ki o silah ile Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet edemeyeceğiz. Aksine Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncelerini yaralayacak. Onun yerine aynı düşünceyi ispat etmek için daha kuvvetli bir silah eğer Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna sunulursa yahut kendi adına kullanılırsa insanlar diyorlar ki tezat söz konusu oldu. Siz böyle dediniz, o böyle dedi. Bunu iyi anlayın. O zaman yanlış tartışmalardan kurtulmuş olursunuz. Ölüm verdim. Ölümden hayat çıkmanın bir delilini Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam gösterdi. Bugün biz görüyoruz ki o doğru müşahedeye göre kabul edilmiş olan gerçeklere aykırıdır. Bir peygamber öyle bir hata yapamıyorsa o zaman nasıl Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetten bir peygamber olduğunu kabul edeceksiniz? Soru budur. Ümmetli olsun yahut başka bir yerde peygamber olsun gördüğü gerçeklere temel ederek, bina ederek neticeyi doğru çıkarırsa, ettiği iddia doğru olursa o ve o bu asla bir peygamberin şanına aykırı değil. Bütün var olan bilgiyi Kur'an-ı Kerim'in hizmetine için kullanmak doğrudur, yanlış değil. Zaman değişirse ve yepyeni bilgiler ortaya çıkarsa aynı düşünceyi ispat eden onları kabul kullanmamak
Eğer Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'a küstahlık ise o insan çok cahildir. Vefa ve hürmet bizden istiyor ki düşünce, ileri atılan düşünceyi savunalım ve ispat edelim ki beyan edenlerin beyan ettikleri neticesinde yanlış çıktı. Fakat düşünce yine de ispat ediliyor. Bunu anlattıktan sonra ben diyeceğim ki daha fazla artık konuşmamalıyız bu konu üzerinde. Yine de birisi ısrar ederse demek ki onun kalbi hastadır. Birçok insan olur, bazı kimseler bir şey anlamadılar. Onların işi Allah'a havale ediyorum. Eğer onların nefsinin hastalığı böyle düşünmelerini mecbur ettiyse Allah kendilerini ceza verecek. Eğer zihinsel hasta, nefs hastalığı değil, zihin hastalığı onları böyle sözlere mecbur ettiyse yapsınlar, söylesinler. Allah-u Teala onlara minnet edecek. لَا يُقَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا بُسْعَهَا. Şimdi ben bir hatayı düzeltmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bir tercümesini doğru yapıyordum. Fakat yanlış kelime anlayarak. Yüce Allah'a şükür ediyorum ki bizim bilginlerimiz benim nasihatlerime göre bana hemen nasihat ediyorlar. İkze fiyhe konusu vardı. Orada ben ikze'yi ayrı düşünmüştüm. Fiyhe'yi ayrı. Kaza yakızı Arapça'da vardır. İnsanın gözüne bir şey kaçması vardır. Fakat orada bu söz konu değil. Orada ikzif, kazafa, yakzifo vardır. İkzifiye, ikzifi bir kelime ve hi başkadır. Ben yanlış düşünüyordum uzun zaman. İkze'yi ayrı bir kelime ve fi ayrı kelime olarak kabul ediyordum. Allah-u Teala'nın lütfudur ki dün ben tefsir beyan ettiğim zaman o zaman benim hatam yakalandı. Yoksa tercümede yakalanamazdı. Bunun tercümesi, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi buna göre buna uygundur. Onun için ulemalar buna dikkat etmediler. Tefsir ile ben ayrı ayrı bunları beyan ettim. O zaman bazı ulemalar, mesela Cemilurrahman Refik ve Mübarek Muslihuddin, küçükken salih olmasını seviyordur. Hazreti Müslim'e bu ve diğer insanlar da yana doktor veya doktor takva diyorlar. Aynı şekilde ona bir isim takmışlardı. Bu doğru değil. İyi değil. Bu konu daha sonra Kur'an-ı Kerim'in uyardığı sahaya girer. La tanabuzu bil alkab. Mübarek Musleh din vardır. Ve ona onun hayırlı adetlerinden dolayı ve salih üzerinde ısrar ettiğinden dolayı Musleh Mevud'u diyorlardı. Ben düşündüm. Ben onun isminde Musleh Mevud aklıma geliyordu. Fakat özür dilerek beyan ediyorum. Bu iyi bir şey değildir. Münasip de değildir. Bu gibi isim takmak doğru değil. Sevgi ile küçük dairede bazı isimler kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in talimatına aykırı değil. Kur'an-ı Kerim insanların kalbini inciten isimler takmaktan men ediyor. Yoksa Arapça'da Resulullah zamanında dahi küçük küçük isimler vardı. Ebu Hureyre dahi aynen bir isimdir. Kedinin babası. Ancak orada asla yaralayan bir unsur yoktu. Onun için kabul edilirdi. Ve öbür konuya girmez. Onun için Mübarek Muslihuddin Bey dahi her ikisi
bu konuya dikkatimi çekmiştir. Siz ikize fiye, ikizeyi ayrı düşündünüz ve fiyeyi ayrı düşündünüz. Ve ona binaen bu tefsir yaptınız. Ancak bu ispat edilmiştir. Bir araştırmacılar kabul ediyorlar. Kazayı yakızı insanın gözüne bir şey kaçmaktan çıkmamıştır. Kazafadan çıkmıştır. Bir insanın gözünün önüne bir şey şeyin geçmesi eğer kaza ise belki aynı kelimeden uzatılmış olan anlamı budur ki bunu sandığa koy ya da sandığı nehire koy. Sebebim şudur. Fakat yanlış idi. Şimdi diyor ki bu kazafadan çıkmıştır. Kazafa yakızefo'nun anlamı bir şeyi başka bir şeyin içine koymak. O tefsir dahi bununla birlikte biter. Şimdi bu bir misaldır. Ben masumlukla bir hata yaptım. Ve onun neticesinde zevki lezzet uyandıran tefsir sona erer. Fakat temel söz yine aynen kalır. Eğer benim dikkatime çekerlerse bunda küstahlık yok, bir ihsan vardır. Çünkü ben daha önce de beyan ediyorum. Biz müselsel öğrenciyiz. Ve uzmanlar, bu yazanlar mesela, onlardan bazı kimselerin örneğini vermek istemiyorum. Fakat bir şey yazdılar. Ben dedim ki doğru değil bu. Bu böyledir. Araştırmadan yapılmıştır ve kabul ettiler. Subhanallah en güzel kelimedir. Allah-u Teala'nın zatı eksikliklerden uzaktır. İnsan, hiçbir insan bu günahlardan, eksikliklerden uzak değil. Her ne zaman bir hata olursa onu hemen kabul edin. Yoksa siz öğrenci değilsiniz. Eğer öğrenci değilseniz muallim dahi değilsiniz. Resulullah öğrenci ve talebeyi öyle bağlamıştır ki birisi olursa o zaman ikincisi olursun. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de vardır. Darasta ben okuyorum ayette de bir konu zihinde olursa bazen insanın hatırladığı şeyler dahi aklına gelmez birdenbire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim der ki onlara sor darasta. Sen dersini yaptın mı? Cevabını veriyor. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. Biz Resulullah'a öyle öğretiyoruz. O kadar yüce sözler öğretiyoruz ki onlar desinler ki darasta, sen oku, ders yaptın, dersin hakkını verdin. Bu konu üzerinde benim düşüncem şuydu ki darasanın bir anlamı budur. Okuttun ve bir mana vardır, öğrendin. Ulema diyorlar ki darasa yalnız öğrenmek manasındadır, öğretmek manasında değil. Fakat bunun nişanı tam olarak her iki anlam söz konusu olmazsa o zaman anlam orta çıkmaz. Hazreti İmam Razi ve diğer referanslarla da anladım. Darasa'nın maruf anlamı öğrenmektir. Fakat bir anlamı öğretmek dahi vardır. Ve bu ayette bunun anlamı Resulullah'ın hadisi burada uygulanır tamamen. Sen nasıl öğrendiysen aynısını öğrettin. Çok yüce davrandın. Vale yekulu darasta, o kadar yüce şanlı bir şekilde irfan onlara öğret ki desinler. Sen kendi Rabbinden çok güzel öğrendin ve bize de güzel öğrettin. İşte aynı hadisin temeli bu ayeti kerimede vardır. Öğrenirsen güzel, öğrenirsen güzel öğretirsin. Ancak inat ile yahut nefsinin coşkusuyla hakkı kabul etmemek bu cehalettir. Cehalet, bu cehaletten cemaat uzak durmalı, istiğfar eylemeli.
Ben bunlara teşekkür borçluyum. Elhamdülillah bunlar benim dikkatimi çektiler. Mübarek Muslehuddin ve Cemilur Rahman Rafik. Bu onun mudur? Evet, onu bir yere sakla. Şimdi dünkü konu. O kadar fazla sözler araya giriyor ki, o kadar insan lezzet duyar ki, asıl tefsiri bırakarak bazen şuraya bazen buraya gitmemiz lazım oluyor. Umarım insanlar bundan canları sıkılmayacak. Bunlar da güzeldir. Tefsir ile alakalıdır. Bununla olsun ya da öbürüyle olsun. Şimdi ben Firavun ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı konular Haman kim idi? Daha sonra Karun kim idi? Ve Karun eğer Cunud'un başında gösterilmemiştir. Firavun'a ve Haman'a ve Cunud'a Huma diyor. Böyle güçlü kuvvetler vardı ki ayrı ayrı onların orduları vardı. Fakat Karun'a hazinelerin sahibi denmiştir. Ve denmiştir ki Hazreti Musa'nın kavminden idi. Hazreti Musa'nın mukabeleleri vardı. Bunlar her üçünün orada olması lazım. Bu araştırma ilerleterek bunlar hakkında bilgi edinmek ve özellikle hazine konusunda bilgi edinmek gereklidir. Bu her üç kişiyle birlikte bu Firavun'un kişiliğini Minfata zamanına götürecekse lazımen başarısız kalacak. Çünkü bunlar ve Kitab-ı Mukaddes'in tefsircilerin kabul etmeleri ki Mısır tarihinin uzmanları onun zamanını beyan etmişlerdir. Bütün tefsir detaylarla birlikte Hazreti Musa ile karşılaşması başka bir zamana ispat edilemez, mümkün değil. O kadar zaman vardır geniş bir şekilde onun yardımcıların olması vesaire. Bütün bunları muhakkikler kabul etmişlerdir. Fakat onların kabul etmeleri gerekli değil, yeterli değil. Bizim araştırmamız lazım. Şimdiye kadar Asya hakkında da ben teselli bulamadım. Hangi karıydı? Ben düşünüyorum, onu size anlatacağım. Delil olarak ve ne zaman evlendiydi ve Hazreti Musa doğduğu zaman var mıydı yoksa daha sonraki bir karıdır? Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığına göre Asiye'dir Hazreti Musa'ya benimseyelim diyen. Ben demiştim hadislerde bir zikri var mı? Bu isim nereden geldi? Bu konuda size bir şey söylemek istiyorum ilk olarak. Sahih Buhari'den bu hadis alınmıştır kesin olarak. Ve bunda zikir vardır. Kadınlardan iki kadın, birisi Asiye Firavun'un karısı, öteki Meryem İmran'ın karısı. Bu Tarim suresinde vardır. Her iki kadından bahsediliyor. Firavun'un karısının ismi yoktur orada. Onun karısı olarak beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini Asiye beyan etmiştir. Asiye ismini araştırdık. Ramses zamanında bir kadın vardır. Onun en büyük kadın olarak beyan ediliyor. İso Nofri ismi vardır. ISO 3 ilk harf Asiye'nin ilk harfine benzerdir. Bunun dışında ne bunun karısı arasında vardır ki onun isminin önünde ISO bulunsun. Ne daha önceki Firavun ne de Minfata zamanında öyle bir kadın yoktur. Fazla araştırırsak kesin bir delil ele geçecek ki
Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam zamanında doğduğu Firavun budur. Bu şimdi Asiye. Bunun biraz ispatı elimize geçti adı olarak. Fakat başka bir mana dahi vardır. Asiye kelimesinin kelimesel olarak anlamı nedir? Uzak değil ki bunun bu ismi sıfat bakımından verilmiş olsun. Bu bakımdan dikkat ederek referanslar nerededir? İsimlerin imkanları. Asa yasuhu asvan ravahu azzahu tedavi yaptı, ilaç verdi. Asiye'nin bir anlamı bu odur. Baş sağlığı dileyen ve ilaç tedavi eden ve ikinci zihin, benim zihnim daima zihnimde kalmıştır. Ben de onu düşündüm öyle. Asiye aleyhi hazena fahuva asin. Yas manası vardır. Üzün, hüzüntü. Üzüntü ve hüzün. Bu sıfat an ismidir. Sıfat olursa onun temeli belki bunda vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki çok üzüntülüydü. Allah katında, Allah'ın huzurunda dua ederdi. Ya Rabbi bu zalim Firavun'dan bana necat ver. Ve Hazreti Musa'ya inanmıştı. Ve onun neticesinde müfessirler öyle uyduruk hikayeler beyan ettiler ki hiçbir yerde onun ne İsrailiyat'ta ne de başka bir yerde temeli yoktur. Firavun onu dışarı çıkararak taşlar üzerinde oturturdu ve ceza verirdi vesaire. Bütün bunlar uyduruk hikayelerdir. Fakat Kur'an'dan bu ispat edilmiştir ki Firavun'un hareketlerinden, onun kötü işlerinden nefret ediyordu ve dua ediyordu. Ya Rabbi bana necat ver, cennette bir yer ver bana. Şimdi bir zaman dedi ki Firavun cennete girecek mi? O da bir affedilmiş mi? Cennete girmiş mi? Eğer bu böyle olsaydı Asiye için çok zor olurdu. Necat bulduktan sonra yine orada Firavun'u görürdü. Bu nasıl mümkündür? Onun için bu çocukça düşüncedir. Necat aramıştır ve Firavun kesinlikle cehennemidir. Asiye'nin cennete ev araması apaçı gösteriyor ki orada Firavun'un yeri olmayacak ve orada rahat bulacak. Asiye o kadın, Sinofer, ismini ben size beyan ettim. Aslında bu odur, Asiye. Isinofre. Bu imkan vardır. Fakat araştırmacılar araştırmalıdırlar. Bir şey daha ispat ediliyor Kur'an'dan. Her ne zaman o kadın Firavun'a dediyse biz bunu benimseyelim ve kedi oğlu diyelim, oğlumuz diyelim, ben demiyor, biz diyoruz. Demek ki Firavun'un ikinci karılarından daha dahi çocukları yoktu. Eğer bir bazı kadınları varsa onun evladı yoktu diğer öbür karılarından. Ve buna diyor ki bu da mümkündür. Bizim esla belki de çocuğu doğmasın. Bir Firavun için çocuksuz ölmesi kötüydü. Bu delilden etkilenerek izin verdi Firavun. Ondan sonra o kadar fazla çocuk sahibi oldu ki min fetah 60 yaşına geldiydi padişah olduğu zaman. 13. oğluydu. Ve Firavun öldüğü zamanından önce 12 tane oğlan doğup ölmüştü. Ne zaman doğdular? Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Egiptoloji'nin olayları bizim önümüze konmuştur.
Egiptologinin imkan dahilindedir. Kur'an-ı Kerim'in delilleri kesindir. Herkes 60 yaşında anlaşıyorlar. Öldüğü zaman 60 yaşındaydı. Kaç yaş küçüktü? Bunu anlamak lazım ki onun doğumunu önleyelim. Eğer 95 düşüncesi kabul edilirse 95 yaşında Firavun ölmüştür dersek ve birçok araştırmacılar bunu kabul ediyorlar. Bu demek ki 35 sene sonra doğmuştur padişahın viladetinden. Şimdi soru şudur. Padişah ne zaman tahta çıktı? Onu siz halle bağlarsanız tahta çıkmasından kaç zaman sonra doğdu, o zaman bunu anlarsınız. Tahta çıkışı konusunda 18 ile 29 sene arasında beyan ediliyor. Eğer 95'lik doğru ise bu da 35 yaşı babasından küçüktü. Bu kesindir. Baba eğer 29 yaşında Firavun olduysa, tahta çıktıysa 7 sene sonra bu doğmuştur. Bu bakımdan dahi Hazreti Musa aleyhisselam eğer bu arada doğduysa hayret edilemez. Eğer ikinci rivayetleri kabul edersek o zaman bunun yaşı 29, 18 rivayete ile uygun olmayacak, 29 rivayete uygun olabilir. Bu kesin yaş padişah olduğu zaman ben edilir 29'dur. Ben maksimumu beyan ederek maksimum yaşı ile ben onu bağladım. O da 95 beyan ediliyor. Ve 35 az idi oğlan babasından. Bu tahta çıktığı zaman kaç yaşından sonra çocuk doğdu? Bir şey anladınız mı diye soruyor. İmam Bey soruyor, sen anladın mı? Sen de anlayamadıysan kim anlayacak? Mecburidir, ben bunu mutlaka anlatmalıyım. İster zamanımızı alsın. Firavun'un ömrü o 95 yaş beyan ediliyor en fazla. Ve bu kesin olarak ispat ediliyor. Bunda anlaşma yoktur. Min Fata 60 yaşındaydı padişah olduğu zaman. Bu da demek ki bunun babasının yaşı 95 ise ve o öldüğü zaman 95 yaşında ise ve o zaman müfetta 60 yaşında ise 35 yaş küçüktür. Doğru mu? Eğer 35 yaş küçük ise ne zaman doğdu? Şimdi en fazla yaşa göre ben en fazla tahta çıktığını beyan ettim. Bir imkan olarak en fazla yaş bunun tahta çıkması 29 beyan ediliyor. 20-35 yaş olmak için daha 7 sene vardı. 6-7 sene. 6 sene kesindir. Bu 6 sene küçük oldu. Min Fatah. Bunun tahta çıkmasından Hazreti Musa Aleyhisselam'dan 6 sene küçüktü. Hazreti Musa Aleyhisselam aynı sene doğduysa ya bir sene içinde doğduysa 5 ile 6 seneye kadar Min Fatah Hazreti Musa Aleyhisselam'dan küçüktü. Doğru mu? Şimdi başka ne imkanlar vardır? Eğer bunu kabul edilirse bu da kabul edilemez. Çünkü 13 çocuk kız erkek birdenbire bu çocuklar ortaya çıktılar. 6 sene içinde bunlar ne kadar nasıl o kadar fazla doğdular? Bu da 13'üncüydü. Onun için ikinci rivayetleri aramak lazım. Bilgili kabul etsinler fakat fazla zaman ayır söylesinler. O bakımdan araştırdım. Bir rivayet şudur ki 14 yaşı babasının hükümranlığı geçtiydi ve bu tahta çıktı o zaman. 18 de beyan edilir.
en fazla. Seyyid'in hükümranlığı yaşı 11 sene beyan ediliyor. Fakat bazı tarihçiler 14 sene dahi beyan ediyorlar. Eğer Ramses'in tahta çıkmasından sonra doğduysa bu 10 sene olur en fazla. Yahut 13-14 yaş arasında. Seti vefat ettiği zaman ve bunu da tahta çıktığı zaman 14 yaşındaki küçük Firavun hakkında öyle bir düşünce ki bir karısı vardı. Çocuk hakkında düşünüyordu vesaire, zihin bunu kabul etmez. Onun için bu da bu senaryo Kur'an-ı Kerim'in senaryosu ile resmi ile çelişki halindedir. Onun için araştırmak lazım. Bunun yaşı daha fazla mı? Biz bunu araştırdığımız zaman stili de aynı Firavun'un kendi sözü vardır. Benim babam tahta çıktığının eğlencesini kutluyordu ve insanlara görünüyordu. O zaman ben şu kadar yaşta bir çocuktum. Benim başımın üzerine taç koydu ve dedi ki bunu da dahi benimle birlikte padişah yapılsın. Ve çok uzman bir çocuktur, kabiliyetli ve sonra hep bana güvendi ve önemli sorumluluk bana verdi. Musteli üzerinde kendi sözü vardır. Diğer iftihar sözleri bırakılırsa, çünkü bu onun adetiydi. Kibirliydi. Allah-u Teala sık sık kibirli diyor. Bütün firavunlardan daha büyük bir kibirli bir firavun çıkmamıştır. O kadar ki isim vermişlerdir bazı tarihçiler. Çiziler dermişler İngilizce'de. उर्दू की बात कह रहा हूं चैनी का लफ्ज हमने सुना हुआ है बचपन से ही राज हमारे घरों में चैनी चैनी कहा करते थे चैनी पंजाबचा दा देनिर बन अनलिया मियोरम फिरावन यानी हर किसी इज्जत इज्जत वरन टीली वो ऐसे से क्या कहना चाहिए इसको छोटे-छोटे कतबे से küçük kitabecikler vardır. Yere konulurdu ve oraya yazarak tarihler yazılı olurdu, levhalar. O firavunun, yaşlı firavunların tarihleri böyle saklanırdı ve onların ortaya çıkarılması firavunlar hakkında bize yeni düşünceler vermiştir. Tarih yazarlarına göre bunların çok önemi vardır. Fakat bunlar da bu firavun kendisi hakkında abartmıştır. Kabul ediyorlar ama hepsi doğru değil. Eski firavunların hikayelerini kazıtırdı, isimlerini kazıtırdı, kendi ismini yazdırırdı. Ben oyum. Ki daha sonralar gelecekler ki bu asıl firavun budur. Diğer abartmalarını reddediyoruz. Doğru mu değil mi? Fakat kendi zamanındaki tarihini yalanlayamazdı. Onun için bunu kabul etmeye mecbur olacağız. Herkesin önünde kendi doğumundan bahsetmiştir. Bu öyledir ki insanların zihnindeydi, uyduruk bir söz değil. Eğer bunu başka bir şeyle çelişkili olursa o da kabul edilemez. Orada da belki bir abartma olabilir. Fakat bu öyle bir delildir ki diğer sözlerle desteklenir.
demek ki 14 yaşında, 14 sene eskiden geçmiştir. 4 sene sonra 14 yaşında padişahlık esnasında geçmiştir. Onun için bazı araştırmacılar diyorlar ki 18 yaşında doğdu, tahta çıktı, bu doğru çıkıyor. 18 yaşındaki tahta çıkması, bunun ve 13. oğlan arasında makul bir ayrım yaratmaktadır. Eğer Firavun 95 yaşında doğduysa, 35 yaş fark varsa, 18 yaşında bu tahta çıkmıştır. Ve 35'ten 17 sene oluyor. 17 sene esnasında, hatta ondan daha 5 az, 12 sene esnasında dahi öyle bir Firavun'un 12 çocuğun doğması imkan dışında değil. Ki onun haremleri çoktu. Ve iftihar ediyordu ki birkaç tane karım vardır ve benim göz bebe diğer gözdelerim vardır. Bunların bu gibi çocukların doğması imkan dışında değil. Bir karıya gelince Sinoferi bu aynısıdır. Beyan edilen Minfatah'ın annesiydi. Ve Minfatah'ın annesi dört çocuğun annesi olarak beyan ediliyor. Oğlandan dört tane oğlan. Bu asla uzak değil, Kur'an-ı Kerim'e uygundur beyanatına. Hazreti Musa doğduğu zaman hangi kadın kendisini benimsediyse onun ismi İsenofri, yani Asiye idi. O ana kadar onun bir çocuğu yoktu. O kadar çabuk doğdu Musa aleyhissalatü vesselam padişah olduktan sonra ki gelir gelmez bunu şunu yok edin, şunu yok edin. Çünkü babası zalimdi, İsrailoğullarının düşmanıydı. Ve deniyor ki bu terbiye böyle yapmıştı zalim olarak. Gelir gelmez ferman vermesi, şunu ilk çocukları öldürün yahut bütün İsrail çocuklarını öldürün demek demiş olması uzak ihtimal değil. O zaman Musa aleyhissalatü vesselam doğdu. Ondan sonra Asiye aleyhissalatü vesselam'a Allah-u Teala dört tane oğlan verdi. Onlardan bir tanesi Minfetah'tır. Asiye uzun zaman bunun zulümlerini ve hayasızlıklarını görmüştür. Kur'an-ı Kerim'in duasından anlaşılıyor ki Asiye'nin duası kabul edilmiştir. Uzun zaman ezintiye çekiyor ve ya Rabbi bana necat ver diyor. Ne zaman necat gördü biz bilemiyoruz. Fakat Asiye'nin tarihini daha fazla araştırmak lazım. Ve bu konuda dahi ulemalar araştırsınlar. Fakat ben tekrar söylüyorum. Müfessirleri, rivayetlerine fazla gitmeyin. Direkt olarak onların hiçbir bilgisi yoktu bu gerçeklere. Sonradan ortaya çıkmış olan hazinelerdir. Buna dikkat edin. Ve Allah'tan dua edin. Ve o zaman birçok söz keşifi ortaya çıkaracağız. Sırları. İkinci sır Haman'dır. Bu kimdi? Üçüncüsü Karun. Ve her üç hakkında Ramses zamanında olması mümkündür. Çünkü tarih yazarları bunu yazarlar. Bu olabilir. Bu zamanda olabilir. Haman nedir? Bunu araştırmasını size anlatayım. Tahminler beyan edilmiştir. Şeyh Abdülkadir Bey'in El Furkan'da bir yazı 1965 senesinde beyan edilmişti. Bir isim vardır, ben onu okuyamadım. Belki bir Alman olacak. Öyle bir isimdir. İngilizce'de pek maruf değil. Deniyor ki ham, biz bu kahine derdik. Ve ma'an amundan alınmıştır. Bu doğrudur. Haman en büyük papaza denirdi. Onun lakabı idi. Ve Haman
Onun o kadar yüce mertebesi vardı ki Firavun Ramses ilk o büyük oğlun olanı Haman yapmıştı. Ve papazların başkanı olarak büyük güce sahipti. Araştırmadan anlaşılıyor ki o 30. yaş gününü kutladığı zaman ilk oğlandı. Ramses 30. yaş gününü kutladığı zamana kadar yaşıyordu. Ondan sonra başka bir 30 ile 55-50 arasındaki kutladığı arasında 9'a katıldığı stililer vasıtasıyla ispat edilmiştir. Levhalar vasıtasıyla. 30'dan sonra 50'ye kadar en az 9 defa yaş kutlamasını kutlamıştır ve orada hiçbir yerde Haman yoktur. Demek ki o Haman'ından önce ölmüştü. Ya Hz. Musa Aleyhisselam'ın geri geri dönüşünden önce ölmüştü. Onun için boğulması zamanında onun eğer ordusu varsa başka bir Haman'ın altındaydı. Bunun altında değil. Ve Firavun benim için bir bina yap dediği zaman Haman başkadır. Bu da kabul edilmiş olan bir gerçektir. Kur'an diyor ki Firavun Haman'a dedi benim için bir bina yap. Ve tarih ispat ediyor ki bunun oğlanı olan Haman Hazreti Musa'nın geri dönüşünden önce ölmüştü ve orada yoktu. O büyük oğlanlar öyle öldüler sırayla ki 13 oğlanın öldüğünü gördü öldüklerini kendi ölümüne kadar. Her neyse Cunudahuma ismini Allah-u Teala beyan etmiştir. Daha fazla araştırmak lazım. Bizim araştırmamıza göre anlaşılıyor ki Firavun'un iki tane ordusu vardı. Bu Ramses'in. Başka bir delildir bu. Bu Ramses idi başka bir Ramses, başka bir değil. Salih Safi bir referans bana gönderdi. O nerededir? His army composed mainly of Egyptians, but also including a large body, of foreign mercenaries consisted of four Divians named after gods. One of the Divian was Amun, which is Haman. Is Divian ka jo sardar hai bu ordunun başkanı Haman olarak isimlendirilecek. O zaman bunun büyük veziri, en büyük vezir kendisinden sonra ikinci sırada olan Haman'dır. En büyük papaz idi. Fakat Haman büyük papaz ve Haman ordunun başkanı. Bunlar aynı mıydı yoksa ayrı iki insan idi? Başka bir tartışmadır bu. Bence bunlar ayrı ayrı idiler. Birisi Haman'dır. O da en büyük papazdır. Fakat bir ordunun lideridir. Şu bakımdan diyorum ki eğer bu kabul edilirse ki yabancı idiler. O zaman iki imkan vardır. Yahut onların içinden idi. Mısırlı değil idiler, dışarıdan idiler. Yahut bir Mısırlı bir Haman, chief priest büyük papaz ordunun başına getirilmiştir. Orada asker yabancı idiler fakat onun başkanı Amun idi. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in demesi Cunudahuma kanu khatein. Firavun ve Haman'ın ve onun orduları ayrı ayrı ordu. Her ikisi hatalı idiler. Demesi hayret verici bir Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunun delilidir bu. Ramses'in zamanının tarihini o kadar incelemesine zikreder ki tarihçiler sonradan gelenler levhalar vasıtasıyla okuyarak kabul ederler. Bu da olmuş, bu da olmuş olacak. Kur'an 1400 sene önce onları beyan etmiş oluyor. Ve bütün bunlar min fataha üzerine ona uygulanamaz. Min fataha'daki insanlar nereye gitsinler?
Sonra min Fatah Hazreti Musa'dan çok küçüktü. Onun öyle hitap etmesi, sen bizim önümüzde bir çocuktun. Kendisinden 20 yaş büyük olana nasıl diyebilirsin? Sen bizim elimizde doğduğuna yaşlı diyemez. Kesindir. Bunda zerre kadar benim şüphem yoktur ki Kur'an-ı Kerim bir tek Firavun'dan bahsediyor. Onun zamanında Musa doğdu. Onun karısının elinde oynadı ve büyüdü. Ve aynı zamanda hicret etti. Onun zamanında 40 yaşına kadar geri geldi. Ve min fetah zamanı daha arkadaydı. Ondan sonra karşılaşmalar oldu ve onları yenilgiye uğrattı. Bu referans Chambers Encyclopedia'dan alınmıştır. Orduların referansı. İkinci referans nerededir? Ben bir levhadan bahsettiydim. Min Fatah orada iftihar eder. Ben oraya gidince saldırarak onları yenilgiye uğrattım. İsraillileri yok ettim. Ben ondan delil çıkardıydım. Eğer burada uzun tartışmalar olursa, fazla İsrailliler olursa oraya giderek onları yenilgiye uğratmasının anlamı ne? Burada niye yapmıyor? Bu konuda ben şu bakımdan fazla üzerinde durmuyordum ki birisi delil verebilir ki bunlardan hizmet almak istiyordu. Onun için yabancıların düşmanıydı. Fakat bu da kıyas dışındadır. Burada her gün musibetler, hastalıklar, belalar ve Firavun kendi gücüne rağmen çaresiz görülüyor bir insanın elinde. Ki onun küçük zannettiği, köle zannettiği kavimden iddia ediyor, ben Allah'ın temsilcisiyim diyor. Onu öldürmeye çalıştığı zaman Kur'an diyor, fakat mecbur oluyor son karar vermek konusunda. Hazreti Musa'da bir güç görüyordu, o da mecbur ediyordu onu. O zaman o nerede fırsat bulabildi ki dışarıya giderek İsrailleri yok etsin. Bu doğru, yalnız benim delilim değil. Salih Safi dahi bana bir referans göndermiştir. History of the Hebrews to the Roman period. A.R. Otle. Bu diyor ki bu levhadan birçok araştırmacılar kesin delil çıkarmışlardır. Bu Min Fatah padişah olduğu zaman daha önce Hebru hepsi oradan o yeri bırakıp gittiydiler ve ülkede onların amareleri baki kalmamıştı. Onun için bu levhaların kelimelerini beyan etmiştir. Biz diyor ki biz onları okuduk. Levhaların kelimelerinden çok önemli araştırmacılar şu neticeyi çıkarıyorlar ki orada enilgiye uğrattı mı, belki abartma olabilir, fakat burada onlar mevcut değil idiler ve bunun babasının öcünü aldığı kuvvetleniyor bu düşünce. Babasının öcünü alıyordu. Bu konuda Allah-u Teala ondan ne öcü aldı, bu konuda ben size anlatacağım. Ramses'in zamanı Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüşü 40 yaşından öncedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki peygamberlik yaşına gelindiği zaman 8 senelik sözleşmesini tamamladığı zaman kendisi dahi orada kalmak istemiyor, izin alıyor. Çünkü eğer 10 yaş idi o zaman izine gerek yoktu. İzin alması isteniyor ki sözleşmenin son zamanına kadar ulaşmamıştı. 8 sene geçmişti. Kayınpederinden izin alıyor. Ben şimdi gitmeye karar verdik diyor. O zaman Allah-u Teala kendisine peygamberlik verir ve der ki sen şimdi o yaşa geldin. Benim işime yarayacak olan yaş. Ben seni kendim için benimsedim.
bunu hesap ederek bu 40 yaşından azdır. Tahmin ederek tahminen demiştim. Bu uzak değil ki ilk yaşta peygamberlik elde etmiş olsun. Çünkü Allah-u Teala'nın beyan etmesi, sen o yaşa geldin ve seni seçtik demesi, demek ki araştırmacıların peygamberlik olmasına lazım yaşı, eğer en küçük yaşta peygamber edildiyse Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Muhalif değil. Bu konuda 33 yaşındaki tahmin vardı. Onun için ben 25 senelik hicreti çıkarmıştım. (gülüyor) 30 yaşından beyan etmiyorlar müfessirler. Kitabı Bible'in müfessirleri dahi. 40 yaşında vefat ettiydi. O orada 40 yaşı kalmıştı ve 80 yaşında geri geldiydi. Bu o kadar bir hikayedir, uyduruk olan. Tarih değişir. Kabul etmemiz gerek, doğru değil. Kur'an karar vericidir. 40 geri geldiği zaman 33 yaşındaydı. Yahut da en fazla 40 yaşındaydı. 33 yaşındaydı. Firavun'dan kaç yaş küçüktü? Min Fatah. 30-35 yaş küçüktü. Fakat Musa Aleyhisselam'dan küçüktü. Onun için ben dediydim. Arada bir zaman çıkarmak lazım. Hazreti Musa 33 yaş küçüktü. Eğer 33 yaşında geri geldiyse. Bunun anlamı budur ki Hazreti Musa orada 25 sene geçirdi ve kendisinden sonra ikinci Firavun babasından 35 yaş küçüktü. Hicret ettiği zaman 25 yaşında, o ana kadar doğmuştu. Çünkü babasının yaşından küçüktü, babasının kral olmasından küçük değildi o kadar. Onun için orada ben sizi geri götürüyorum bu bakımdan. Eğer 18 yaşında doğduysa Firavun, 18 yaşta Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın 25 senesini ilave edelim hicret ettiği zaman, 33 yaş oluyor. 33 yaşındaydı Musa Aleyhisselam hicret ettiği zaman. Eğer 35 yaş küçüktüyse babasından, o zaman ne kadar oluyor? Ne zaman doğdu? 17 yaşındaydı padişah. 17 yaşlık padişahlık geçirmişti. O zaman doğmuştu. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden önce doğmuştu. Hicretinden geri dönüşü zamanında bir oğlan idi. Fakat yaşlı değildi. Ancak Musa Aleyhisselatü Vesselam ile karşılaştıktan sonra ne zaman doğdu? Ben Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak anlatmıştım. İmkan var ki 8-10 yaş mutlaka aradan geçmiştir. Ben daha fazla araştırdım. Dün ve bugün arasında değişik, bizim araştırmacılar zavallı uğraşıyorlar. Çok çaba sarf ediyorlar. Kızlar özellikle bütün gece oturuyorlar ve sabah için hazırlıyorlar. Ve güzel referanslar çıkarıyorlar. Onlar araştırma yaptılar. Ona göre ben size söyleyeyim. Onların araştırmasından sonra bu söz ortaya çıkacak. Bir şey elimize geçmiştir kesinlikle. Birçok araştırmacılar diyorlar ki bu zaman galiba 10 sene idi. Benim tahminimden sonra araştırmacıların düşüncesi birleşti ve Kur'an üzerinde ben tahmin yaptıydım. Kur'an-ı Kerim'in başka bir şanı dahi ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre ettiğiniz tahminler doğru çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir delil olarak idi. Araştırmacılar başka konular üzerinde bina ederek beyan ettiler. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiği zaman 43 yaşındaydı.
Firavun 18 yaşındaydı padişah olduğu zaman. 43 ile 18'e ilave edelim, 61 yaş oluyor. Gark olduğu zaman, boğulduğu zaman, o yaşta Menfata ne kaç yaşındaydı? 65'ten 30 yaşı küçük ise 31 yaşındaydı. Eğer 35 yaş küçük ise 26 yaşındaydı. Menfata daha genç idi bu olay olduğu zaman. Bu yaştan sonra ben 65 yaş, ondan sonra ölüme kadar bir ceza olarak mı diri kaldı ve ibret ilavesi olarak mı kaldı, yahut eskisi kadar bir yüce, bir şanlı bir firavun muydu? Ben tekrar araştırdım ve zihinlerini hazırlattım ki siz onu kabul edesiniz, anlayabilirsiniz. Ramses ile birlikte Ramses hakkında araştırma bize anlatıyor ki ilk 1881 yaşın senesinde her ikisinin naaşları ortaya çıkarılmıştır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasına çok yaklaşmıştır bu. 82 senesinde memurluk ilhamı geldiydi ve 81 yani senesinde bunlar ortaya çıkmışlardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bunun ortaya çıkması bu benim düşüncemi ispat ediyor. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında Allah-u Teala hazineleri ortaya çıkarmıştır. Ya deliller eleri çıkarmıştır. Onlar arasında buydu ki bu olmuştu. Minfata sonradaki araştırmadır. Buluştur. Fakat bunlar 1885 yaşında her ikisi ortaya çıkmıştır. Ramses uzun boylu ve güçlüydü. Ve bedenine doğru kafası küçüktür. 6 feet, yani aşağı yukarı 2 metre uzunluğundaydı. Naaş bunu beyan etmiştir. Kibirli bir firavunun başı böyle olmalı. Medical studies show he died in advanced old age perhaps in his 90s. 90 ile 95 yaşı düşüncesi bunu araştırmalar ispat ediyorlar. X-rays of his bones show arthritis of the hip, which would have caused him to walk with a painful limb. Iska takabbur todna, bunun kibrini yok etmesi şöyleydi ki o kibirli bir şekilde yürürdü. Onun bir bacağı topal olmuştu ve eziyet duyardı. Ve onun için toparlayarak yürürdü. Then he had a serious problem with his teeth. The bone near the roots being badly pitted with abscesses, causing unpleasant breath. Ye kehte hain ki unpleasant breath. Diyorlar ki mild level istemal kiya. Pis kokulu dişini biz şey yaptık, eziyet verici bir hastalık vardı. Bir azaba muptala eder, ağzından pis koku çıkardı. Bir araştırma budur. Araştırmacıların araştırmaları neticesinde. İkincisi Dr. Rosalie David, Mysteries of the Mummies 1997 senesinde Ramses hakkında diyor ki bizim araştırmamıza göre arteriosklerosis birkaç seneden beri vardı.
Hazreti Musa ile mukabele geçtiği zaman geri kalan 30 senede bu hastalık dahi oldu. Ya yürümesine mani oldu. Diş hastalığı da vardı ve ondan sonra doktorla diyorlar ki aynı hastalıktan eziyet çekerek öldü. Ve sonra arteriosklerosis dahi vardı. Onun zaafa uğrattı onun hatırasını. Denebilir ki sonuna kadar biliyordu, bilinci içindeydi. Fakat bilincinin var olması bu sıkıntılarda yardımcı olmuyor. Faydası yoktur bunun. Araştırmacılar, tarihçiler bunun son devrini beyan ettikleri zaman diyorlar ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın karşı çıkmasının yaşı 61 yaşındaydı ve Musa Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktı. O yaştan sonraki tarihi ölü gibiydi. Bütün şanı yok olmuştu. Ondan sonra onun bir saldırısı ele geçmiyor. Onun için ben daha önce de söylediydim. Daha sonra dahi İsrail'e saldırmıştır. O doğru değil. Ben araştırdım. Bu kesindir ki ben bir yerde okuduydum. Onun için mecbur oldum. Onu beyan ettim. Bu doğrudur ki 61 yaşından sonra bunun iç dış saldırıları ispat edilmemiştir. Ve gün geçtikçe onun hükümranlığı zaafa uğrattı. Mısır'ın elde olan ülkeler çıktı bunların elinden. Kur'an-ı Kerim'den bu ispat ediliyor ki bunların şanı yok olacak ve bunlar bu İsrail oğulları bu toprağa sahip olacaklar. Mustazafina fillar yani zayıf kabul edilenler, güçsüz sayılanlar. Bazı kimseler derler ki bugün olduğu hemen olsun. Hayır. Gaybi haber verilsin hemen tamamlansın. Bu olmuyor. Bazen uzun zaman gerekiyor. Bu hazırlık devriydi. Burada bunun zaafı bedensel lazımen eğer benim düşüncem doğruysa başka bir şey görmem mümkün değil. O zaman bu aynı firavundur ki boğularak çıkmıştır. Fakat kötü durumda çıkmıştır. Yaşamıştır ve fakat felçli bir hayat geçirmiştir. Bunun yüceliğin, şanın yaceliği elinden çıkmıştır ve öldüğü zaman min fetah kendi babasının bu kötü hatıralarından dolayı öç alarak saldırılara geçmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkadaşlarını gidip yerleştikleri yerlere saldırmıştır ve yahut yerleşmeye çalışıyorlardı. Bilemiyordu ki Musa ve onun ordusu nerededir şu anda. Fakat birkaç insan o bölgede Filistin'de ele geçtiği zaman gerçekten onları yok etmiştir. İsrailliler bunlardır diye yahut da yalan söylemiştir. Ve belli bir müddet sonra Firavun ve onun ailesi oradan yok oldu Mısır'dan. Çünkü Minfeta zamanında düşme devam etmiştir bu saldırılara rağmen. Ve onun oğulları arasında bu hükümet ellerinden çıkmıştır. Ondan sonra Yunanlılar saldırmışlardır ve tamamen bunları yok etmişlerdir. Ve Yunanlıların saldırıların neticesinde İsrail oğullarına Allah-u Teala tekrar zafere ulaştırmıştır. Allah-u Teala'nın kaderi bakın nasıl iş yapar. Yunanlılar Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını kabul ettiler.
ve Yunan Caya muhtacız, asıl Kitab-ı Mukaddes Bible'e ulaşmak için Mısır üzerinde Yunanlılar uzun zaman onu kendi ellerinde bulundurdular ve bunu elinde bulundurmalarıdır ki iktidarın değişmesine sebep oldu. Çünkü Firavun'un ülkesine hakim olanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın köleleri haline getirildiler. Ve İsrailleri orada üstün çıktılar. Allah-u Teala'nın sözleri böyle tamamlanır. Fakat bugün sözden bir haber verildi ve hemen tamamlandı. Böyle olmaz. Tarih değiştirilir ve Allah-u Teala araya girer. Hayret verici bir şekilde. İşte bu Firavun'dur ve onun sonucudur. Ben size beyan ettim. Bundan sonra eğer birisi başka birisi diyor ki on the border group. Jo maine hawala diya hai. Bu kitab J.E. Berry, S.A. Cook ve F.E. Alloch, Cambridge. Ancient History. Bir İngilizce kitabının ismini okuyor. 1924 senesinde doğmuştu. Burada zikir vardır. Evans Brothers Limited 1958 में भी इसी से मिलते-जुलते मज़मून की बातें मिलती हैं। लेकिन अब मैं इसको conclude करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ। Şimdi ben bunun bir neticesini çıkararak size anlatıyorum. Bütün bunlara rağmen ben anlıyorum ki bu araştırma devam etmeli. Çünkü ben Firavun boğuldu ve kurtuldu. Benim bununla alakam yoktur. Bu benim mizacıma terstir. Kabul canım istiyor ki boğulmuş olan Firavun'un naaşı ortaya çıksın. Boğulmuş ölmüş olsun. Beden kurtulacak, can kurtulmayacak. O zaman düşünce. Ama deliller beni mecbur ediyorlar. Bütün tarih delilleri başka bir yer yoktur. Bu ayetin öyle bir mealisini vereyim ki senin ruhunun necatı değil, iman zamanının vakti geçmiştir artık. Bedensel hayata hayat vermek Allah'ın şanına aykırı değil. Onun için boğulmana rağmen biz seni yaşlı tutacağız. Yaşlı kalacaksan imandan bir fayda elde edemezsin. Bu daimi usul Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Ölünce edilen tevbe kabul edilmez. Oraya işaret edilir. Eğer o tevbe Allah-u Teala kabul etseydi cennete girmesi gerekliydi. Delil budur. Ancak bunun dışında başkası olamaz diyemem. Eğer mümkün olursa o zaman gösterin diyorum. Benim yenilgim dahi benim zaferim olacak. Çünkü ben Kur'an'ın sevgisiyle Kur'an-ı Kerim'in mucizesini gösteriyorum ve Kur'an-ı Kerim'i bir zalimane itirazdan korumaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'in vasıtasıyla, yardımıyla yapıyorum. Çaba sarf etmiyorum ki zayıf bir insanı kurtarıyorum. Kur'an'ı okuduğum zaman o kadar kuvvetli deliller gördüm ki ben onlardan tarihi okudum ki daha önce hiçbir zaman Firavun'un tarihini öyle hiç bir zaman okumamıştı. Ve bence bütün sözler açık bir şekilde artık yerli yerine oturmuştur. Eğer birisi ihtilaf ediyorsa günah değildir. Takva ile ihtilaf edin. Ancak delil vermek senin elindedir. O Firavun bana gösterin. Ki onun zamanında Kur'an'ın beyan ettiği hadiseler doğru çıksın. O kadar zaman bulsun. Onun hakkında ensiklopediler başka bir kitap vardır. Orada yazılıdır. En güzel tarihçiler kabul etmeye mecbur oldular. Ramses zamanında Hazreti Musa ile karşılaştırması olmuştu. Çünkü onun tarihinin bütün sözleri
حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانی لے نا اویگندر و کتاب مقدس قرآنی لے اویگلی اولان onların gözlerinin önündedir. Ayrı bir ordunun olması başka bir kuvvetli bir orduydu vesaire. Diğer bunları beyan ederek bu neticeyi çıkarıyorlar. Onun için eğer birisi bunu çıkarıyorsa Firavun Ramses değil başka birisiydi. Bütün bu orduları çıkararak onun zamanında göstermemiz gerekli olacak. Onun zamanında bir asiye göstermemiz lazım. Asiye daha diyorlar onun şanını şehirleri yapması ve İsrail oğullarını ile savaşı ve nişanların olması, mucizelerin olması vesaire hepsini göstermemiz lazım. Eğer gösterirseniz ben o zaman zafere ulaşacağım. Çünkü Kur'an'ın zafere ulaşması benim zaferimdir. O zaman ben diyeceğim ki bu da artık ispat edildi. Firavun buydu ve öldüydü. O zaman benim ne zararım var? Onun için benim hakkımda üzülmeyin. Beni Allah'a havale edin. Ve kendi fikrinizi araştırmak için araştırın ve araştırdıktan sonra beyan edin. Bir iki tefsirin referansını beyan ederek söz söylemek doğru değil. Kur'an, bu sizin beyan ettiğiniz Kur'an'ı yalanlamadan olamaz. Min fetahaya gitmek için Kur'an'dan ispat edilmiş olur ki başlangıçta dahi Ramses'in başında Musa doğduydu. O kadar uzun zaman geçiyor ki Kur'an-ı Kerim'in bu kesin doğruydu ki 40 yaşından önce geri dönmüştü. Onu yalanlamadan önce siz min fetaha geçemezsiniz. Onun için Kur'an'dan caiz bir yol çıkarmadan ben size izin veremem ki Kur'an'ı yalanlayarak min fetaha girin. Hissi şeylerdir. Ben ona inanmıyorum. Şimdi izin istiyorum. Geri kalanı inşallah Teala tefsir zamanı yine başka bir zaman beyan edeceğim. Ben demiştim cuma perşembe gününe kadar beyan etmiştim. Ben perşembe gününü beyan ettiydim. Bilmiyordum. Bugün perşembe midir, çarşamba mıdır, perşembe midir? Ben perşembeye kadar beyan edeceğim dediydim. Allah-u Teala lütfetti. Bir insan bir şeyi araştırdığı zaman derinlemesine bazen insanın haberi olmaz ortalıktan. Birden bir insan der ki ben ne diyorum? Onun için çünkü tamamen ayrılmış olur. Ayeti beyan ediyordum. İnne fî halki semâvâti vel ard ayeti kerimesi. Şimdi binlerce defa ben onu okudum. Bu ayetin nerede olduğunu da biliyorum. Sonradaki ayeti de biliyorum. Fakat bir tek zamanında hadisle alakalı olarak öyle ben sarhoş olduydum ki ben asla bu aşka başka bir ayettir dedim. Ayrıdır dedim. Beyan etmek istiyorum ki bir insan bir belli bir konuya daldığı zaman mahv olarak, sarhoş olarak bir şey derse çevreye geri gelmek için bazen zaman alır. Biz mesela bir insan aydınlıktan karanlık bir odaya girdiği zaman olur. Gözler hemen göremez. Siz de gördünüz, ben de aynı duruma girdim. Fakat onun cevabı vardı. İnşallah Teala Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle alakalı olarak inşallah Teala yeniden ben nereden bıraktıysam son ayetleri oradan inşallah tefsiri beyan edeceğim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.